Yaz kızım. Önce tarih koy başına. Saat 19.26 itibariyle sofraya oturuldu. Yemekte şunlar var. Kuru fasulye, pilav, bulgur diye parantez içinde not düş oraya. Turşu, garnitör olarak da soğan. Soğanı V ile yazacaksın. Tabii. Sıdıka kız, tatlı da yaz oraya. Lan tatlı yaptın mı ki yazacak salak karı? Ne yapalım yani Zekeriya? Hayır, el aleme rezil mi olalım? Konuş bakalım. Allah Allah. 4 kişilik bir aile böyle bir yemeğin üstüne tatlı yer, öyle değil mi? Sen yaz kızım, yaz. Ay hiç olmaz, tavamız olsun yavrucuğum. Adam olaydın da yapaydın. Elini kolunu bağlayan mı oldu? Rahat bırakmıyorlar ki insanı. Bütün gün peşimde dolandı o kız. Fasulyeyi zor yaptım Zekeriya. Kız anne, ançuves, havyar filan da yazalım mı? 4 kişilik ailenin mutfak masrafı yüksek gözüksün ha. Havamız olur. 4 kişilik ailenin 4. üyesi de geldi. Ben gidip kapıyı açayım bari. Şşt Zekeriya, istatistikçi kız var ya. Ben bugün biraz yokladım. Fena kız değil. Samimi de gözü tutmuş galiba. Lan 1000 kere söyledi çocuk ya. Askere gitmeden öyle şeyleri istemiyor işte be. Canım kısmet ayağımıza kadar gelmiş. Kaçırmayalım diye söyledim ben. Heh, iyi akşamlar. Dövüşün ve dövüş severin dostu ailem. Elimde çok güzel balo davetiyeleri var. Almak ister misiniz? Ne bunlar anneciğim? Ninja cemiyetine gelir sağlamak amacıyla balo düzenleniyordu anne. Onun davetiyelerini satıyorum. Alır mısın bir tane? Otur lan yerine. Otur da yemeğini ye. Gelin ilacı olsa başına sürer be. Ninja balosuymuş. Bizim yararımıza kim balo düzenleyecek? Ama baba, kendine haksızlık etme. Yani bir miktar saçın var senin de. Babacığım al bir daha bir. Günaydın Safiye teyze. Günaydın Safiye. Ya uyandırmadık değil mi Safiye teyze? Ya, tamam. Servis bugün bizi erken bıraktı da. Ah kızım ne uyandırması, biz ailece erkenden kalkarız. Hele Samim en erken uyananımızdır. Aa, gerçekten mi? Yani şimdi Samim yok mu evde? Ay yok ama gelecek ya, sen merak etme. Ay ben de siz geleceksiniz diye akşamdan istatistik yaptıydım. Onları göstereyim, hadi gel. Sıdıka, kız getir istatistikleri çabuk. Getirdim anne. Hoş geldiniz. Günaydın Zekeriya amca. Uyandırdık mı yoksa sizi? Önemli değil kızım. Biz zaten ailece geç kalkarız. Ne kadar geç kalkarsak elektrik suyu o kadar az kullanıyoruz ya. Zekeriya Bey, pardon. Nereye gidiyorsunuz? Tıraş olacağım. Gelirim birazdan, başlarız. Ben de gelebilir miyim? Böylece tıraş alışkanlıklarınız konusunda da bir fikir sahibi olmuş oluruz. Tıraş sabunu, su tüketimi falan. Safiye teyze. Bizimle meşgul oluyorsunuz. Yemek yapamıyorsunuzdur değil mi? Mercimekli köfte getirdim size. Ah benim hamarat kızım. Ay Samim de pek sever mercimekli köfteyi. Anne, geyiği bıraksak da şu bizim istatistiklere geçsek diyorum. Sıdıka, şu köfteyi mutfağa götür bakayım hadi. Biz akşamki istatistiklere dönelim kızım. Bak şimdi. Bak çocuğum. Bunu Samim'in ortaokul defterinin arasında buldum. Coğrafya dersinde arkadaşıyla 51 oynamışlar. Benim evladım 4 kere kazanmış ya. 1989 senesinde boyu tam 16 santim uzamış. Ayrıca bugüne kadar 12.000 tane kiremit kırmış çocuğum. Bu çok enteresan. Benim de bazı tespitlerim oldu Sonat Hanım. İzninizle onları aktarayım. Bakın en başta televizyon bağımlısı bir aile olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Mesela dün akşam tam 4 saat televizyon seyrettik. Ve bu sırada sadece 8 cümle konuştuk. Yani televizyon bizi gizli gizli öldürüyor. Sıdıka boşver televizyon. Bak sen beni dinle kızım. Bizim Samim geçenlerde nefesini tam 6 dakika tuttu, hiç nefes almadı. Ay inanmıyorum. Bu Samim Bey gerçekten çok müthiş. Öyledir öyle. Ya, oğlum diye söylemiyorum güzel kızım. Ay yani bir tanedir Samim. Anne sanıyorum bizim protein eksikliğimiz abimin rekor denemelerinden daha önemli, öyle değil. Bakın Sonat Hanım. Sürekli karbonhidratlı besinler alıyoruz. Balık etini ise hemen hemen hiç yemiyoruz. Bunu da belirteyim yani. Sıdıka. Geçen gün protein pişirdim ya ben size. Ha düpedüz iftira atıyorsun yani. Ne iftirası anne ya? Ben gönlümü karıştırıp oradan çıkardım bu verileri. Bakın Sonat Hanım. Bir de aile içi şiddet söz konusu. Annem her gün ortalama 4 tane terlik fırlatmış bana. Sıdıka kapat çeneni kız. Devlete ne benim attığım terlikten ha? Senin gibiler yüzünden giremiyoruz işte Avrupa topluluğuna.
Ne var ikicik dövdüysek el aleme anlatmak mı lazım hemen? Ben kapıya bakayım. Çok acıyor mu Zekeriya abi? Evet, siz 8 şiddetinde acıyor yazın. Gerekirse ben tekrar ölçerim. Estağfurullah. İstatistiki açıdan sormamıştım. Hoş geldiniz Sami Beyciğim. Hoş bulduk İstatistik Hanım. Ama şu istatistik lafını da bir türlü söyleyemiyorum. Zaten ben hiçbir zaman üç haş taş hoş haş of da diyememişimdir. Bakın yine diyemedim. Ay ilahi Sami Beyciğim, çok komik bir insansınız. Yani sizinle insanın canı hiç sıkılmaz. Koca bir ömür böyle gülerek geçer. Koca dedim. Teşekkür ederim. O sizin kendi komikliğiniz. Öyle söylemeyin Samim Bey, ben çok ciddiyim. Şahsen kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar. Onlarla 4 kişilik bir yuva kurma arzusundadırlar. Öyle mi? Sizi tebrik ederim Sonat Hanım. Annem beni acele eve çağırmıştı ama benim daha acele bir işim çıktı. Tekrar dönüyorum ben. Size iyi sayımlar dilerim Sonat Hanım. Ama gidiyor musunuz? Ama biraz daha kalsaydınız bu evde gidip yedi